Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine CM'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım neler yaşamıştık. Temur inat ediyorlar Temur'u satmamakla ilgili arkadaşlar. Şimdi Temur için son bir teklif yapacağım. Yani çok değerli bir futbolcu, bizim için iyi olacak bir futbolcu. Temur için son bir teklif yapacağım. Bunu da kabul etmezse Yalova Spor kendisi bilir. Çünkü anlamıyorum, bazen Sonkaya teklifi de kabul olmamış. Sonkaya'yı alabilseydik iyi olurdu arkadaşlar. Sonkaya değerli bir oyuncu, çünkü ileride bize para kazandıracak bir oyuncu. Kakalov gibi, Todorov gibi çok iyi forvetler var. Çigalko, bunları alabilmemiz aslında. Forvetim olmasa, yeterli iyi derecede forveti olmasa arkadaşlar bunları alırdım, ama şu an bunun için ihtiyaç duymuyorum. Ligin başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Şu an oyun biraz ağır ilerliyor. Hazırlık maçları devam ediyor. Haberlerimiz geliyor. Bakalım. İstediğimiz yeteri kadar transfer yapamadık. Hem Trabzonspor'un bütçesinden dolayı hem de yabancı sınırından dolayı bunları iyi seçmemiz lazım. İhtiyaç olan bölgeleri almamız lazım. O yüzden değerlendiriyoruz. Evet, Galatasaray Gökdeniz teklifi yapıyormuş arkadaşlar. Ayhan Akman'ı ve 3,5 milyon euro veriyormuş. Tabii ki de yani bu teklifi kabul etmeyeceğiz. Gökdeniz bizim değerlimiz. Perugia Ortega'yı alıyormuş. Ortega zamanın en iyi oyuncularından biri. Fenerbahçe'deki gördüğünüz gibi özellikleri de çok iyi. Değeri de çok iyi. Favori personelleri. Evet. Hernan Diaz. Bu adam iyiymiş. Buna biz baş antrenör teklifi yapsak bize gelir mi bakalım. Bize böyle adamlar lazım. Evet. Evet arkadaşlar, Temur teklifi kabul edilmiş. Yani uğraştırdı bizi Yalova Spor. Evet. Temur'un biraz şöyle maaşını yüksek yapalım. Gelmemezlik yapmasın bu da. Evet, Fatih Sonkaya'yı alamıyoruz, inat ediyorlar. Fatih Sonkaya değerli bir oyuncu. Bunu almamız lazım. Evet, Fenerbahçe'de Gökdeniz için teklif yapmış arkadaşlar. 3,5 milyon veriyor. %20. Biz bunları değiştirelim. Gökdeniz'i istiyorlarsa arkadaşlar, Gökdeniz'e 10 milyon verecekler. Gökdeniz'i 10 milyon aşağı satmıyoruz. 10 milyon verirlerse alırlar. Gökdeniz'in fiyatı bu. Arkadaşlar şimdi ofansif orta sahada oynayan çok kaliteli bir yerli futbolcu daha. Yasin Markal. Oyuncuyu mutlaka alın diye öneririm. Ben gittiğim her takımda alırım. Takımına göre çok iyi bir 11 futbolcusu. Büyük takıma göre de iyi bir yedek oluyor. Çok kaliteli bir topçu arkadaşlar. Uzun yıllar sizi iyi bir şekilde takımınızda görevini yapacak bir futbolcudur yani. Evet arkadaşlar, İtalya Süper Kupası oynanıyor Juventus Milan arasında. Bakacağız ne olacak skor. Evet, Juventus maçı 4-1 kazanmış arkadaşlar. Goller kimlerden? Birindelli Del Piero, Nedved Trezeguet ve burada da Andrei Shevchenko. Efsane oyuncular, efsane kadrolar. Hernan Diaz Trabzonspor kulübünü reddetmiş. Kendisi bilir, bizi kaybeden kendisi kaybeder yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Fatih Sonkaya teklifi reddedilmiş. Bu Fatih Sonkaya için de son bir teklif yapacağım arkadaşlar. Yani hadi belki de son demeyeyim de bundan sonra belki bir teklif daha yapabilirim. Vermiyor, inat ediyorlar. Fenerbahçe Gökdeniz teklifini geri çekmiş. Tabii ki yani bedavaya verecek halimiz yok. Beşiktaş'ta Okan Koç var arkadaşlar. Bunu keşke alabilsek. Gelmez, alamayız. Ama şöyle bir teklif yap, soruşturalım bakalım ne diyecekler. Okan Koç bu oyundaki en iyi sağ açıklardan birisi arkadaşlar. Temur imza atıyormuş. Evet, Yasin için pazarlık yapıyor Güngören Belediye. Kabul edelim tekliflerini. Yasin 250 bine iyi bir transfer olacak arkadaşlar. Bu bizi utandırmayacak. Bizi her zaman memnun edecek bir transfer. Evet arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanmış. Haberler geliyor. Temur'u aldık. Fatih Sonkaya'yı da bitirirsek iyi olacak ama bitiremiyoruz arkadaşlar. İnat ediyor takımı. Maçlar tamamlanmış. Bizim evet Temur'u aldık arkadaşlar. Temur gördüğünüz gibi 22 yaşında. Bitiricilik 18. Çalışma oranı 18, azim 18, hız 16, 15, çeviklik, zıplama falan. Yani böyle görünüyor ama bakın bu adamın en az 30 golden aşağı zaten düşmüyor. Yani bu adam çok iyi bir forvet. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler kesinlikle alsın derim. Evet, Tuncay da bu ara Newcastle'a gidiyormuş. Evet, şimdi biz takımımıza bakalım arkadaşlar. 1. Diop, 2. Romaşenko, 3. Agustín, 4. Van de Bar, 5. Somers. Evet, bu yabancı oyuncuları halletmemiz lazım arkadaşlar. Romaşenko da iyi bir oyuncu, seviyorum. Yani bundan para kazanabiliriz. Ama bu Agustin'i falan satmamız lazım arkadaşlar kesinlikle. Yani Van de Bar olsun, Agustín olsun kesinlikle satmamız lazım. İnşallah bunları satabiliriz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, Fatih Sonkaya için inat ediyor o da. Ben bunun için son bir teklif sunacağım. 2 milyon peşin. Yani 4,5 milyon taksit. Keseyi bayağı bir açtık. Bu adam iyi bir adam. Değer diye düşünüyorum. Okan Beşiktaş'ta kalıyormuş. Yasin sözleşme öner diyor. Yasin'e kadro oyuncusu olsun diyelim. Yasin zaten kabul edecektir arkadaşlar. Trabzonspor gibi kulübe gelmek için yani hazırdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, çok şükür lig başladı. İlk maç Fenerbahçe Ankaragücü arasındaymış. Bakalım ne olacak, bizim maçımızda da ne olacak, heyecanla merakla bekliyoruz. Evet, Fenerbahçe 2-0 kazanmış maçı. Golleri Pierre Van Hooijdonk, efsane bir futbolcuydu. Bu da çok sevdiğimiz bir futbolcuydu. Herkesin sevdiğini de düşünüyorum bunu. Bizim maçımız ne zaman, bakalım ne yapacak. Evet, lig maçları devam ederken ikinci maç İstanbulspor Antepspor. O zaman tabii ki İstanbulspor Süper Lig'deydi, Premier Lig'deydi diyelim. Gaziantep 1-0 yenmiş. Golü kim atmış? Mustafa Şahin Türk atmış. Biz bekliyoruz bizim maçımızı arkadaşlar, bakalım. Evet arkadaşlar, ilk maçımız Elazığ Spor'la oynayacağız. Bakalım ne olacak, ben de heyecanla merakla bekliyorum arkadaşlar. Kadromuzu bir kontrol edelim maçtan önce. Evet, Yattara sakatmış bu arada arkadaşlar, bu kötü oldu. Yani Yattara'nın sakat olması çok kötü oldu. Yattara'nın yerine Alişen'i oynatacağız. Evet, Mehmet Yılmaz'ın yerine Temur'u oynatacağım arkadaşlar. Şu şekilde çıkarmayı düşünüyorum. Fatih, Temur, Romaşenko, Gökdeniz. Kalede Hasan Sönmez, Sabek, Emrah Eren, Recep Erdinç. Bunların yerine de arkadaşlar, Recep'le Erdinç'in yerine de tabii ki de Alpay ve Tahir'i oynatacağım. Alpay, Tahir, Mehmet Kahraman, Hüseyin Çimşir, güzel, Gökdeniz, Romaşenko, Alişen. Hüseyin Çimşir'in yerine de arkadaşlar Hans Sommer'i oynatacağım. Evet, bu şekilde bir düşünün. Bu arada Mehmet Kahraman yerine de arkadaşlar Diop'e oynatacağım sol bekte. Diop, Şu an Fatih Sonkaya'yı alamadık. Alsaydık o da sağ bekle oynayacaktı ama Emrah da başarılı buluyorum ben. Şu an 1, 2, 3 tane yabancı var kadroda. Güzel. 5 yabancı bulundurabilme hakkımız vardı. Kadroda da güzel yabancı sayımız da tutuyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyorum ben. Numara verin diyor. Otomatik numara verelim. Bu sene numaralar otomatik verelim arkadaşlar. Evet, şuradan ses var, açalım. Şimdi buradan da ayarları yapalım. Evet, tekrar golde tekrar olmasın. Hız orta olsun. Görüntüde tamam. Evet. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bakalım. Başladık. Romaşenko sakatlandı. Yani hemen Van de Bar'ı koyalım yerine. Daha yeni başladı maç ama sakatlandı. Evet, puan cetvelinde şu an pek iyi değiliz. Evet. Van de Bar frikik kullanamadı. Yasin Markal olsaydı bunu kesin atardı. Çok iyi bir frikikçi Yasin Markal. Biraz kazanmamız lazım arkadaşlar. İyi bir başlangıç yaparsak güzel olur. Şu an takımda 7 ile oynayan tek Diop var. Evet. Fatih 4 ile oynuyor. Kötü bir başlangıç. Bakalım toparlanabilecekler mi? Evet, Van de Bar karşı karşıya kaçırdı. Hiç iyi değil yani. Bu goller atmamız lazım ama atamıyoruz işte. Bastırıyoruz, bu baskılar gol getirirse güzel olur. Evet, ilk yarı golsüz berabere. Mutlaka yenmemiz lazım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını almış rakiplerimiz. Bekliyoruz arkadaşlar yani. Evet. Ah. Güzel bir kafa vuruşu geldi ama olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, takım biraz zayıf. Yani takımı düşündüreceğiz. Takım oturacak. Daha bakalım neler yapacağız. Yani bu takımı adam edeceğiz. Ne zaman edeceğiz bilmiyoruz ama bakacağız. Bir gol bulabilirsem çok iyi olacak arkadaşlar ama bulamıyorum işte. Evet, Diop'a güzel bir uzun pas attı ama hakem orada düdüğü çaldı. Offside, offside. Puan durumlarına baktığımız zaman arkadaşlar takım fena değil, güzel oynamaya başladı. Yani bir gol atabilirsek çok iyi olacak. Van de Bar bunu at bunu, işte bu be. Aferin Van de Bar. Onu da atamasaydı yani. Onu da atamasaydı gerçekten sıkıntıydı. Neyse, Van de Bar sonradan oyuna girdi, golümüzü attı. Fatih'e çok kötü arkadaşlar. Yani bir oyuncu değişikliğine gitmek istemiyorum aslında. Fatih Ekke'nin piyasasını düşürmek istemiyorum. Gol yersek sıkıntı. Atamıyoruz zaten. Yapma Tahir, yapma. Aferin Hasan. Biz bir Fatih Mehmet değişikliği yapalım. Temur ilk maçında gol atarsa iyi olurdu ama atamadı. Daha maç devam ediyor ama evet, bu arada Tahir 8'de oynuyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bedavaya almıştık Tahir'i. Burada bir Mehmet Yılmaz Fatih'teki değişikliği yapmak istiyorum ben. Alişen Kandil Umut Vadiden genç bir yetenek arkadaşlar. Çok başarılı o da. Evet. Mehmet Yılmaz oyunu aldık arkadaşlar. Fatih Tekke çünkü bugün formsuz. 5'le oynuyor hala. Yani 5'le oynuyordu. 70 dakika oyunda kaldı. 5'le oynuyor. Sıkıntılı bir durum. Evet. Kalecimiz Hasan iyi. Evet. Son dakikalar, gol yersek telafisi yok. Bu arada puan cetvelinde 8. sıradayız. 3 puanımız var. Güzel. Alpay güzel kesti. Aferin Emrah. Alpay'dan çok mükemmel bir hamle ve oyuncu değerleri arkadaşlar. Diop'a, Alpay ve Tahir 8'de oynuyor bu arada. Temur offside'da kalmış. Gördüğünüz gibi Mehmet Yılmaz 7'ye çıktı değeri. Yani Fatih Tekke, Gökdeniz takım para kazanmak istiyorsa bunları mecbur satmak zorundayız arkadaşlar. Van de Bar. Yapma Van de Bar. Van de Bar'ı da satmalıyız aslında ama. Romaşenko sakatlanmasaydı bu maç çok farklı olurdu. Romaşenko orada güzel işler yapardı. Evet, Temur'a çok güzel bir pas. Çok harika bir pas. Ama güzel bir orta gelmedi. Van de Bar çok top ezdi arkadaşlar. Yani Van de Bar maalesef böyle. Takıma baktığımız zaman güzel bir oyun. İlk maçlar olmasına rağmen güzel. İlk maçında bakalım galibiyetle başlayacağız. Daha maç bitmedi çünkü her şey olabilir. Van de Bar offside'e kaldı. Son dakika golü yemeyelim de. Evet. Out kararı geliyor. Kaleci vuruşu. Somers'ten kritik bir müdahale geldi. Van de Bar çok kötü arkadaşlar ya. Keşke Yasin Markal oraya koymak aklımıza gelseydi. Van de Bar gerçekten aşırı derecede kötü yani. Bunları kulüplere önermemiz lazım. Yoksa bunlar elimizde kalacak bizim. Evet, maç hala bitmedi maalesef. Tahir mükemmel oynuyor arkadaşlar ve maç bitti. Bence maçın adamı Tahir arkadaşlar. Bakalım kim seçilecek. Bence Tahir olmalı. Gerçekten efsane oynadı. Evet, oyuncular sahayı terk ediyor. Ve bakıyoruz bu arada arkadaşlar. Avniaker'de 10.801 kişinin karşısında oynanmış maç. Maçın adamı, evet, Elazığ'ın kalecisi Miroslav König. Eski Trabzonsporlu Da Silva futbolcu. Bu da iyi bir futbolcuydu aslında. Evet arkadaşlar, lige galibiyetle başladık. Çok güzel oldu. Mutluyuz. Bakalım ne kadar gidecek böyle. Evet, lige galibiyetle başladık arkadaşlar. Puan durumunda şu an 8.'yiz ama 3 puanımız var. Problem değil. Beşiktaş Oktay'ı kiralamış. Oktay Derelioğlu. Efsane bir Oktay. Evet arkadaşlar, biz şimdi burada Van de Bar'ı kulüplere önereceğiz. Yani burada 750.000 lira diyeyim. Bahattin Güneş'in önerdiği kulüpler olsun. Agustín. Aslında Agustín fena bir forvet değil. Yani geçmişine baktığınız zaman da iyi bir futbolcu aslında. Bu Agustín dursun arkadaşlar. Bunu böyle değil de Agustin'i kazanmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi performans alamıyoruz. Diğer futbolculardan Van de Bar'ı satacağız arkadaşlar. Bunu 7'ye at. Şu an Somers iyi bir topçu. Evet, bakacağız neler olacak. Neler yaşayacağız. Evet, Yasin teklifimizi kabul etmiş ama Fatih Sonkaya'yı alamıyoruz arkadaşlar. Bize bu güzel bir sağ bek lazım yerli. Çünkü bu bizde sıkıntı yaratacak. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz Barbaros Barut var. Bu Barbaros Barut'u defansın soluna alacağız. Buna teklif yapacağız. Diop bizim sağ bekte oynayacak. Yapacak bir şey yok. Fatih Sonkaya'yı alamıyoruz. 6,5 milyon teklif ettik. Satmıyor kulübü yani. Evet arkadaşlar. Bu arada Avrupa maçları devam ediyor. Biz Avrupa maçına katılabileceğiz mi bilmiyorum ama bir UEFA falan olabilir belki bu sene. Bakalım neler olacak. 22 tane haberimiz var. Bunları okuyacağız beraber. Evet, maçlar oynanıyor. Tamamlandı. Bakalım haberlerde Trabzon Yasin'i aldı. Güzel bir transfer oldu bence. Duran toplar 19, penaltı 16, uzun şut 19, özel yetenek 18 gibi bedavaya aldığımız, yani 250 bin aldığımız bir adam çok faydalı olacak. Van de Bar için hayır diyorlar arkadaşlar. Van de Bar'ı mutlaka satsak iyiydi aslında ama yani evet, Cuesta teklifi de reddedilmiş bu arada. Yani bu da çok iyi bir transfer. Cuesta gerçekten iyi bir oyuncu. Yani bunu şöyle yapalım. Ona da bir teklif yapalım. Bu arada arkadaşlar Van de Bar'ı yani bedava da olsa vereceğiz arkadaşlar. Bu adamı istemiyorum ben çünkü. Barut, evet, Barbaros Barut'u satmıyorlarmış ama şöyle yapalım. Barbaros Barut'a bir 400 bin lira teklif edelim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar bir video çekmek istiyorum. İlk maçımızı aldık, güzel oldu. Videonun devamı boş zamanlarda çekerim mutlaka. Amaç güzel zamanlar geçirmek. Bu CM oyunu çoğu insana sıkıcı geldiği gibi, CM'yi bilenler de iyi bilir. Saatlerce başından kalkmadan oynar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.